Merhaba arkadaşlar. Dersimiz Vedik Astroloji. Konu çift haritalarında nikah zamanı tahmin etme nasıl yapılır? Arkadaşlar uygulama çalışması yapacağım bu içerikte. Ünlü bir çift arkadaşlar evlenme kararı almışlar. İnternette gezinirken gördüm ve merak ettim. Dedim ki şimdi erkek kadın evlenme teklif etmiş 8 Temmuz 2024'te. Dedim acaba doğum bilgilerine ulaşıp evlilik tarihlerini bir bakayım ne zaman olabilir ihtimal diye. Bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Doğum saatlerini bilmiyorum. İnternetten doğum tarihlerini buldum her ikisinin de. Ve ay yükselen haritası üzerinden yapacağım bu çalışmayı arkadaşlar. Siz de doğum tarihleri ya doğum saatlerini bilmediğiniz haritalarda yine bu ayı yükselene çekerek bu çalışmaları yapabilirsiniz. Daha önceki içerikte de söylemiştim. Ay yükselen haritalarında çalışırken gün içinde ay burç değiştirebilir ama en fazla bir burç değiştirebilir. Baktım bu iki kişinin haritasında da ay burç değiştirmiyor. Öyleyse bu ay yükselen haritaları arkadaşlar doğruyu gösteriyor anlamına geliyor. Şimdi erkek evlilik teklifi ediyor Temmuz'da. Kişi evlilik teklifi ettiğinde kadına 32 yaşında. Yani şu an 32 yaşında ve kadın da arkadaşlar evlilik teklifi alıyor. 86 doğumlu, yaş olarak erkekten büyük bir kadın. Teklif aldığında 38. yaşında. Şimdi kadın ay yükselen haritalarını partnerlerin siz de başkaları için bakarken baktığınızda şöyle yaşı çizeceğiz. 38. yaşında şu anda kadın 2024. Bakın Jüpiter'le kavuşuyor. Bir önceki içerikte anlatmıştım kuralları. Kadın için Jüpiter'le bir bağlantı, kavuşum, karşıt veya Jüpiter'in olduğu evde olması kadının o yıl evlilik ihtimalini verirdi. Ve şu anda baktığımızda kadının evlilik teklifi aldığı 38. yaşı içerisinde yükselen yıl profeksiyon yükselenden yine bu aydan referanslı arkadaşlar sayıyoruz ya 24, 25, 26, 36, 37, 38. yaşı kadının bir Jüpiter'le kavuşumu var. Yani bu yıl kadının sadece erkeğin haritası olmadan baktığımız zaman evlilik ihtimali olabilecek bir yıl olduğunu görüyoruz. Değilse burada bir sonraki yıl 39. yaşı Balık burcunun evinde 39. yaşında da bir evlilik ihtimali var. Değilse 40'ta Jüpiter'le bir görünüm yok. 41'de Jüpiter'le bir görünüm yok. 41. yaşında tekrar Jüpiter'le üçgen açıya gelecek. Yani bu kadının 41 yaşından önce ya bu 38. yaşında evlilik ihtimali var veya arkadaşlar 39. yaş yükselene geçtiğinde yani 2025 yılında evlilik ihtimali var 39. yaşında. Erkeğin haritasında da arkadaşlar 32. yaşı Temmuz'da evlilik yapıyor. Bakın Ağustos'ta bugün tarih olarak 5 Ağustos 2024. Bu erkeğin de şuraya yazalım bugün videoyu çektiğim gün 5-8-2024 yani 2 gün sonra doğum gününe girecek 32. yaş yükseleni. Bakın Venüs'le görünüm yapıyor erkeğin. Erkeklerin de evlenebilmesi için kadınlarda Jüpiter'de erkek haritalarında ay yükselenden yaş ilerletme yaparken Venüs'le bir bağlantı görünüm olması lazımdı. Bu video öbürkülerden önce önünüze çıktıysa bundan önceki son iki videoyu izleyip de arkadaşlar bu videoya tekrar dönebilirsiniz. Öyleyse arkadaşlar bugün 5 Ağustos 2024 olduğuna göre 2 gün sonra bu erkek kişisinin profeksiyon yılı buraya geçecek. Yani 33. yaşa. 33. yaşa 2 gün içinde yani bu kadın şu anda arkadaşlar 2 gün içinde hala Venüs'le görünüm olan erkek 5, 6, 7'sine kadar evlenebilir bu kadınla. Çünkü kadın da zaten Jüpiter'le kavuşumda. Eğer ki bu çift 2 gün içinde evlenmezlerse o zaman bir sonraki arkadaşlar
zamanda evleneceklerini atar. Yani ayrılmazlarsa evlenme potansiyelleri var anlamına gelir. Şimdi 2 gün içinde evlilik haberlerini duymazsak o zaman bir sonraki aşama ne zaman evlenirler ona bakalım. Şimdi 2 gün sonra erkek kişisi 33 yaşına gelecek ve arkadaşlar 33. yaşı Jüpiter'in yönetiminde bir yıl olacak. Burası doğum gününden doğum gününe sayacağız arkadaşlar. 33. yaşı yazalım buraya. 2024 Ağustos yani 7 Ağustos 2024 ile 7 Ağustos 2025 arasında erkek kişisinin 33 yaş yükseleni arkadaşlar Venüs'te bir görünüm yapmıyor. Burcunda da değil. O zaman bu erkek 33. yaşında yani 2 gün içerisinde bu kadınla evlenme ihtimali var. Nikah yapma ihtimalleri var. Eğer ki yapmazlarsa şu an bilmiyoruz yapıp yapmayacaklarını. Çünkü doğum saatleri olmadığı için doğum saatine göre olan haritadan çift geçişlerini de kontrol edemiyoruz. Sadece ay haritasından potansiyel tahmini inceliyoruz. O zaman 2 gün içinde erkek evlenmezse 33 yaşında evlenmeyecekler. Şimdi bir sonraki ihtimal erkeğin evlenebilmesi için. O zaman 34. yaşına kalacak. 34 yaş. Çünkü neden? 34. yaş Venüs'ün üçgen bir görünüme gidiyor arkadaşlar. Yani 33'te evlenemez, 34'te evlenebilir. 34 yaşta şuraya yazmak istiyorum. 34. yaş erkek için zaman aralığı 7 Ağustos 2025 ile bir sonraki yaşa kadar 7 Ağustos 2026 arasında bu erkeğin evlenme ihtimali olur. Kadın için durumu arkadaşlar inceleyelim. Kadın şu an 38 yaşında. Evlilik yıl boyu ihtimali var. Erkeğin uymuyor. Dediğim gibi 2 gün içinde evlenmezlerse. Bir sonraki ihtimal yine doğum gününden sayacağız. O zaman buradan bakacağız. Burası da arkadaşlar 39. yaşı olacak. Yaş o da eşittir. Şu an Şubat 2024, Şubat 2025, 39. yaşta 6 Şubat 2025 ve 6 Şubat 2026 arasında bu iki kişinin evlilik olabilir ihtimali oluyor. Yani erkek burada 2 yaş atıyormuş gibi, halbuki o kadar da değil. Şu anda tam evlilik 32 yaşına yani bir ay öncesine geldiği için böyle bir hareketlilik var. Yani daha önceki videoda o 33 yaşında şurada, bu 39 yaşında burada bir düz anlatmıştım bir önceki içerikte. Burada arkadaşlar şu ayların hesabında bir karışıklık olmasın diye bu şekilde gösteriyorum. Daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Yani sayısal burada bir sonrakisinde gibi, burada 2 sonrasındaki gibi duruyor ya. Bunun sebebini karıştırmayın haritaları bakarken diye arkadaşlar. Şimdi o zaman zaman aralığını şöyle yapacağız. Yani gereksiz olanları çıkartalım mesela. Şimdi kadın için 2026 Şubat'ta bitiyor. Erkek için Ağustos'ta bitiyor. O zaman şu erkekle kadın doğum tarihi arasındaki fazlalığı atalım. 6 Şubat 2026 evleneceklerse ve erkek için arkadaşlar kadın daha önce girdiği için başlangıç süresini şey yapıyorum. 7 Ağustos 2025 yani ikisinin evlenme ihtimali olan süreç arkadaşlar doğum tarihlerinden ve yaş ilerletmeden çıkarttım. Ağustos 2025 ile Şubat 2026 arası evlilik ihtimalleri var. Şimdi arkadaşlar bu kadar Vedik haritadan bakarak bu kadar çıkıyor. Yani daha az zaman aralığı çıkmıyor. Ama bu zaman aralığını Batı sistemindeki haritalarından çek edebilirsiniz. Daha önce
Batı haritaları üzerinden Venüs tutulması ile evlilik zamanına kadının karar vermeyi anlatmıştım. Onu burada kontrol olarak kullanabilirsiniz, check etmek için. Şöyle yapalım. Biz ne bulduk? Ağustos 2025, Şubat 2026. Şu anda da Vedik ay haritası üzerinden doğum saatlerini bilmeden çalıştık. Yani doğum saatini bilmeseniz de bu teknik zaten arkadaşlar gerçekten doğruyu gösteriyor. Şöyle yapalım. Kadının yine doğum tarihini bilmesek de Vedik haritasını çıkartalım. Bir saniye. Şimdi 6 Şubat 86 doğumlu olan haritayı çıkarttık. Evlilik zamanı için kadının batı haritası tipinde yani batı astrolojisi mantığında arkadaşlar Venüs'ün tutulmasını çok çok eski videolarda anlatmıştım. Yani o tekniklerle de evlilik zamanını bulmayı anlatmıştım. Şimdi bu yukarıda anlattığım teknik Vedik astroloji tekniği ama zaman aralığı neydi? 6 Şubat 2000. 8 Şubat 7 7 8 2025 ile 6 2 yani erkeğin doğum tarihiyle kadının 2 2026 Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak yani 6 ay bulduk süreç aralığını. Burada da bakıyoruz yani tam olarak daha nerede diye zamanı kısıtlamayı. Şimdi kadının haritasında Venüs'ü buldum. 21 derece. O zaman kadının evlenebilmesi için Venüs'ün tutulması lazım şu dönemde. Bakıyorum arkadaşlar tutulmalara, büyük tutulmalara. 2025 aradığımız için bakın 14 Mart 2025'te 23 derece Başak Burcu'nda bir tutulma oluyor. 23 derece Başak Burcu'ndaki tutulma Venüs'ünü kadının tutulduruyor. Şimdi şu anda neredeyiz arkadaşlar? Evlilik teklifi aldığı 25 Mart'ta 5 derece. Bakın Temmuz ayında evlilik teklifi alıyor. 8 Nisan 2024'te 19 derecede Koç burcunda bir tutulma olmuş. 19 derece Koç burcundaki tutulma 2 dereceyle Venüs'ünü tutuyor. Şimdi yani hala evlilik ihtimalini düşünmüştük ya biraz önce. 2 gün içinde olabilirse olabilir, olamazsa bir sonra yattı. Olamazsa bir sonrasında bakın Eylül tutulması yaklaşıyor 25 derece. Ekim tutulması yaklaşıyor 10 derece. Bu tutulma 25 derece tutulma bu kadını evlendirmeyecek. Çünkü yukarıda yani en azından partneriyle. Partnerinin yaşı tutmuyor. Anlattığım sebeplerden ötürü. O zaman yaş tutan aralıkta 14 Mart'ta Venüs'ünün 23 derece Başak'tan tutulacağı gözüküyor. Ve bu tutulma etkisinin de arkadaşlar ne zaman biteceğine bakıyoruz. Bakın 7 Eylül 2025'te bu tutulma etkisi bitiyor. Şimdi şurada da tesadüfi, tabii tesadüf diye bir şey yok. Bakın 21 derecede ya da yaklaşan bir açıda şu tarihten itibaren ne tutulmalar var? 15 derece balık var Eylül'den itibaren. 29 derece, 28 derece, 12 derece, 20 derece. Yani Venüs'üne en yakın derecede bir yaklaşık 20 derecelik tutulma Ağustos 2026'da. Kadının süresi ne zaman bitiyor? Şubat 2026'da. Öyleyse bu tutulma onu evlendirecek bir tutulma değil. Ve şu saatten sonra eğer ki burada evlenmezse uzun bir süre evlilik tutulması Vedik haritasındaki yaş ilerletme profeksiyonu desteklemez. Öyleyse bu kadın gerçekten 14 Mart 2025 tutulmasını bekleyecek. Öncesindeki ihtimaller yukarıdaki sebeplerden dolayı yok. 23 derecedeki tutulma olduktan sonra bu kadının eşiyle evlenebilmesi için bakın Mart'ta tutulma oluyor ama kadının zaman aralığı Ağustos'ta başlıyor. Yani 7 Ağustos 2025'te erkeğin doğum tarihinden çünkü erkeğin yaşı bekletecek kadının evlenmesini gibi gözüküyor. Ve süreç de arkadaşlar 7 Eylül 2025'te bitiyor. Şu zaman aralığında bu kadının evlenmesi lazım. O da ne yapıyor? 7 Eylül yani 7 Ağustos 2025 ile 7 Eylül 2025 arasında bakın bir ay bu tutulmadan dolayı şuradaki tutulmanın
zaman aralığını daralttığımızdan dolayı tahmini, nikah tarihini buradan tahmin etmiş oluyorum. Yani bu iki kişi arkadaşlar astrolojide şu anki yaptığımız tekniklerle şu anın tarihini tekrar yazayım. Çünkü olmamış bir olayın öngörüsünü yapıyorum ve yani ileride bakarız. Şu anda 5 Ağustos 2024. Ben neye öngörü yapıyorum? Ağustos 7 Ağustos'la 7 Eylül 2025 arasında bu iki kişinin evleneceklerini şu teknikle tahmin ettiğimi söylüyorum. Arkadaşlar bu şekilde yani Vedik astroloji haritalarıyla 6 aya inebildim şu teknikle ve kadının Venüs'ünden tutulmayla da bir aylık süreye düşebildim bu ikisini paralel kullandığım zaman. Tekrar söylüyorum bu Batı astroloji haritası kadının. Biz yukarıda Vedik astroloji haritası üzerinden çalıştık. Ve şu kadar aşamayı arkadaşlar doğum saatlerini bilmeden yaptık. Başka söylemek istediğim arkadaşlar şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Şimdi ay haritaları üzerinde çalışırken burada bir erkek kişisi var. Evlilik, birinci evlilik. Evlilik 19 yaşında yapmış. Bakın şimdi bir şey göstereceğim. Bunu hem rektifikasyonda kullanabilirsiniz demiştim daha önceki videoda. Burada da anlatmak istiyorum. Çünkü bunun için ayrıca video çekmeyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu erkeğin doğum saati aralığı. İşte annesi diyor ki sabah 6 ile 10 arasında doğdu sabah. Bakın saat 6'yı 7 geçe ayı biz ay haritası üzerinden çalışacağız. 29 derecede biz bilgi olarak ne biliyoruz? 19 yaşında olduğunu, evliliğinin, pardon 19 ile 20. 20. yaşında evlilik yaptığını biliyoruz. Şimdi 6 ile 10 arasında şöyle şey değişecek. Bakın 10 yapalım. Ay bakın burada Kova burcunda 29 derecede. Eğer ki 10'da doğduysa bakın ay 2 derece balık burcuna geçiyor. Yani ay yükselen yapacak olsak yanlış öngörü yapmamıza sebep olacak. Gün içinde bu çoğu haritada değişmiyor ama değişen haritalar var. Eğer ki rektifikasyon yapacak olduğunuzda da arkadaşlar bunu mesela işte böyle bir zaman aralığında doğmuş ama siz ay haritasının üzerinden çalışmak istiyorsunuz. O zaman evlilik yaşını biliyorsanız buradan ihtimali yani gün içindeki ihtimal 12 saate düşürürsünüz doğum saatindeki hatayı ve yine ay haritası üzerinden çalışıp doğru öngörü yapabilirsiniz. Şimdi tekrar 6'ya gelelim sabah. Bakın nasıl check edeceğim. Şimdi 20 yaşında evlenmiş ya birinci evliliğini bakalım. Ne olması lazımdı erkek haritasında? Evliliğin yani nikahın olduğu yıl Venüs'te görünüm olması lazımdı. Bakın 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. yaşı erkeğin yükseleni hem Venüs'ün evinde pardon Venüs'ün evinde olduğu zaman bu arkadaşlar harita ama şunu Venüs'ün evinde olduğunu düşünmeyin şu an. Diyelim Başak Burcu'nun evinde olsaydı ve Venüs'te görünüm yapmıyor olsaydı. Düşünün. O zaman ne olacaktı? Bu harita yanlış olacaktı. Şu an doğru yani 20'de Venüs'ün evinde evlenebilir. 10 diyelim. Yükselende durmayacak ama ayı yükselenden sayalım. Burasını ASC gibi düşünün. ASC. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. yaşı arkadaşlar. Bakın Venüs'te üçgen görünüm yapıyor. Ne derdik? O zaman 10 tarafında yani ay burç değiştirdiğinde bu doğum saati doğru olur da ayı başa çeker. Ona göre arkadaşlar bakarsınız. Yani bu ince husus var bu gün içinde ay haritasına bakarken. Buna da dikkat edebilirsiniz. Şimdi buradan son olarak Batı haritasındaki tutulmalarla da bu işi arkadaşlar biraz da bayağı hatta 5 ay
şey yapmış olduk, azaltmış olduk zaman aralığını. Yani anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hiç doğum saatini bilmeden iki kişi, yani sevgili olan, böyle evlilik kararı alan kişilerin haritalarından bunu yapabiliyoruz. Ama hani kız birini seviyor ya da erkek başkasını seviyor, o onu sevmiyor, istemiyor. Yani böyle haritalarda hani gözükse de bu iş nasıl olur onu bilmiyorum. Ama ihtimal bakarken bu şekilde bakıyoruz. Olabilir mi? Olabilir. Evet. Siz de deneyimlerinizi deneyip paylaşırsınız arkadaşlar. Mutlu olurum. Teşekkürler.